Pek çok kişinin diyete girip fazla kilolarından kurtulamamasının sebebi açlığa dayanamamaları. Ama aç kalmadan da kilo vermek mümkün. Yeter ki tok tutan karışımları bilin. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan, tok tutan o karışımları Magazin 8 kameralarına anlattı. Bizde evlerinizde olması gereken madde. Bu karışım sizi tok tutacak. Bir kaşık şekerle bir kaşık bal karşılaştırıldığında. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan tok tutan besinleri ve tok tutan karışımını Magazin 8 izleyenlerine açıkladı. Bir kaşık da bal katıyorum kompresinin içerisine. Yaptığımız tek şey aynen köfte yoğurur gibi. Magazin 8'de sağlık önerileriyle siz değerli izleyenlerimize zaman zaman önerilerde bulunan Doktor Halit Yerebakan yine çok önemli bir konuya açıklık getirecek. Tabii herkes diyor ya hocam tamam anlıyorum ama yani sen onu yeme dedin bunu yeme dedin biz ne yapacağız? Bugünkü tarifimizde evlerinizde olması gereken madde yulaf ezmesi. Muhteşem lif kaynağı herkese önerdiğimiz şeylerden bir tanesi yulaf ezmesi. Doğal çiçek balı öneriyoruz. Diğer taraftan hemen fıstık ezmemiz var. Fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz veyahut da bunun yerine şeker ilavesiz bitter çikolata kullanabilirsiniz. Peki neden şeker yemiyoruz, bal yiyoruz? Çünkü bir kaşık şekerle bir kaşık bal karşılaştırıldığında balın çok daha fazla tatlılık verdiği tespit edilmiş. Bu demek oluyor ki ben iki kaşık şeker katacağıma yarım kaşık bal kattığım zaman aynı tadı zaten elde ediyorum demek. Dolayısıyla şeker tüketimimizde dolaylı yoldan azaltmak manasına geliyor. Değerli izleyenler, başta saydığımız malzemeleri tekrar hatırlayalım. Yulaf ezmesi, doğal çiçek balı, fıstık ezmesi veya şeker ilavesiz bitter çikolata ve Doktor Yerebakan'ın saymaya devam ettiği diğer malzemeler. Peki lif bizim için niçin önemli? Biz lifi çok az tüketiyoruz. Amerikan Kalp Birliği, American Heart Association artık en son 2013'te yayınlanan kılavuzlarında bize şunu gösterdi. Dedi ki bir kişi kolesterolle savaşmak istiyorsa, kalp hastalığından kurtulmak istiyorsa, diğer taraftan diğer bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalar, bağırsak sistemimizin sağlıklı kalmasını istiyorsak, karaciğerimizin iyi çalışmasını istiyorsak, vücudumuza günlük 25 gramın üzerinde lifin mutlaka girmesi lazım. Bu karışım sizi tok tutuyor. Bir tarif yapacağız. Bu tarif özellikle yaz aylarında da çok güzel. Çünkü birazdan hazırlamış olduğunuz bu ürünleri buzdolabında saklamanızı istiyorum. Böyle bir kasenin içerisinde karıştıracağız. Bunu bu kadar şimdilik koymamız kafi. Bir konserve fıstık ezmesini ondan sonra böyle şöyle çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Fıstık ezmesi kilo yapmaz mı? Fıstık ezmesi şöyle, evet, bir kuru yemişler belirli bir miktarın üzerine çıktığınızda doğru söylüyorsunuz, kilo yaparlar. Tabii ki tamamını yerseniz bu probleme sebep olabilir. Bir kaşık da bal katıyorum komplesinin içerisine. Şöyle koydum. Şimdi hemen eldivenlerimi giyeceğim. Çok kolay. Tarifimiz adeta bitti diyebilirim. Doktor Yerebakan malzemeleri eldivenleri giyerek karıştırıyor. Yaptığımız tek şey aynen köfte yoğurur gibi bunu yoğurmak. Buna biraz daha yulaf ezmesi ilave edebilirsiniz. Bunu çok iyi karıştırmalısınız. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir lif kaynağı. Kaşığımızı alacağız. İkinci kaşığımızı da alıyorum. Bir kaşık. Böyle yaptık. Geliyoruz yağlı kağıdımızın üzerine bunu böyle bu şekilde koyuyoruz. Kaşıkla bir porsiyon bir porsiyon şeklinde yağlı kağıda karışım diziliyor. Bu tok tutan, enerjisi bol bir karışım. Hazır böyle satılan protein barlar var. Protein gofretler gibi yulaf ezmesinden marketlerde görüyorsunuzdur. Formda kalın falan reyonlarında oluyor. Ama onların bile içerisinde bir sürü madde var. O maddelerin hiçbir tanesinin aslında yenmesini çok tavsiye etmiyoruz. Ben diyorum ki evde kendi atıştırmalığınızı kendiniz yapın. Ve tok tutan bu karışımın son aşaması. Buzdolabına koyduktan sonra soğusun. Birazcık kendisini çekecek, sertleşmeye başlayacak. Ondan sonra sertleşmeye başladıktan sonra kıtır kıtır inanılmaz lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Fıstık ezmesi yerine sürülebilir şeker ilavesiz bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Veya aklınıza başka bağlayıcı madde görüyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Ama yaptığımız tek şey aslında burada temel manada sağlıklı birkaç ürünü bir araya getirmek oldu.